Sana bir soru. Daha önce 650 TL'ye ne zaman Nike ayakkabı aldın? Veya sorumu düzelteyim, dur. Dur! Daha önce... Dur, dolabı da çıkarayım, dur! Dur! Onu mu da vereceğim, al! Daha önce arkadaşlar, 650 liraya ne zaman ayakkabı aldınız? Nike'da demiyorum, ne zaman ayakkabı aldınız? Peki nasıl oluyor? 650 lira diyorum ve önümde bir Nike var. Orijinal mi orijinal, halis mi halis? Eminim bu ayakkabının çakmasını en az bunun 3 katı fiyatına satıyorlar. 1500 liradan aşağıya imkanı yok çakmasının. Orijinal diyorum, 650 lira diyorum. Ne yaptık? Tehdit mi ettik Nike'ı? Nasıl oluyor? Merak ediyor musun? Ediyorum. Hadi görelim o zaman. Şimdi Ahmet, bunu en başta söylemek istiyorum. İzleyicilerimize mazur görsünler lütfen çünkü onların iyiliği için. Neden biliyor musun? Videonun en başına söyleyeyim ki herkes bunu bir duysun. Sonrasında yavaş yavaş insanlar izlemeyi bırakıyor ya. Arkadaşlar, Telegram grubumuza gelmek zorundasınız. Artık başka çaresi kalmadı. 2 tane Telegram grubumuz var. Birisinde bu ve bunun gibi fırsatları paylaşıyoruz. Diğerinde de topluluk, herkes mesaj yazıyor, muhabbet ediyoruz, kaynaşıyoruz. Bu ayakkabı 650 liraya da değil, daha da uygun. 639 lira 90 kuruşa Nike'ın kendi web sitesine satın alındı. Yani herhangi bir riskimiz de yok. Ayakkabı öyle mi çıkar, gelmez mi, çakma mı çıkar? Yurt dışından geliyor. Gümrük vergisini ödemiyorum. Sadece 70 lira, 75 lira kargo ödemişiz. O da yurt dışından gelmesine rağmen. Yani normalde daha da pahalı. O kargonun da bir kısmını Nike karşılıyor aslında. Ben bu ayakkabıdan 3 tane aldım. İlk çıktığında yolda olmasam, çünkü bir 5-6 saate hepsi bitti. Bazı numaralar çok erken bitti. Türkiye'de ilk bizim grubumuz gördü Ahmet bunu. Yolda olmasam en az 7-8 tane alacaktım. Sana daha iyi almayı düşünüyordum. Kendimi aldım, abimi aldım. Bir de Mert kardeşimize bir tane hediye ettik. Sonra annemi almaya çalışıyordum. Annem stoğa gitti. Tam seni arayacağım. Senin bedenin gitti derken alamadım ama gruptan, bizim gruptan 20 tane 25 tane alan arkadaşlar var. Toplamda o gün arkadaşlar kıyamet koptu. Bu haber Instagram'a da düştü bu arada. Dediler ki Nike böyle bir şey yapmış ya, gidin alın ama o zamana hiç numaralar kalmamıştı. Bizim gruptan, çünkü bak çok ciddi söylüyorum. İzleyicilerim şahit. Şahitseniz yorumlarda yazın. Aldıysanız P6000'i bir şekilde. Bu arada P6000 bu ayakkabının ismi. Nike P6000. P6000 artık bizim için farklı bir yere ulaştı. Farklı bir evreye. Artık buluşma yapacağımızı diyeceğiz ki herkes P6000'leri çeksin. Gerçek takipçi kimmiş görelim. P6000'leri çekenler diyeceğiz ki bu adamlar gerçek takipçi. Bu bizim için artık turnusol kağıdı niteliğinde. P6000'ler arkadaşlar o gün grupta, bak 2000 kişi var grupta. 500 tane falan alındı belki en az. Ve ondan sonra bizim duyurmamızda Instagram'a, oraya buraya diğer sosyal medyalara düştü. Tabii bizim grubumuzu takip eden ajanlar sayesinde. Paylaşsınlar, onların gözünü yiyeyim. Ajan derken şaka yapıyorum, tam tersi. Kitlemiz büyüsün. İstiyoruz ki zaten her yerde paylaşılsın. Tüm Instagram kavruldu, akşama kadar bitti. Nike'ın kendi web sitesinden. Kutuyu bir açalım mı? Çok standart bir Nike kutusu. Nike'ın en standart kutusu. Ayakkabının adı P6000. Çok basit bir isim var. Ayakkabının böyle bir hikayesi de var bu arada. Ufak bir. Onunla bir parantez açmak istiyorum. Neyden ilham almışlar, nasıl yapmışlar bu ayakkabıyı? Geçmişteki Nike'ın Pegasus modellerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş model. 2000'lerin başındaki koşu stiline modern bir yaklaşım getiriyor ve göz kırpıyormuş bu arkadaş. Menşe ülkemiz Vietnam. Vietnam'ı seviyoruz. 639 liraya alınmış bir ayakkabı. Alınma tarihini de söyleyelim arkadaşlar. Bu videoyu belki sonra izleyecekler. Bu ayakkabı arkadaşlar bu fiyata alındığı zaman ne zamandı biliyor musunuz? 2 Aralık 2023. tarihinde. Videosunu anca çekebiliyoruz. Birazcık rahatsızlığım vardı, kusura bakmayın. O yüzden hani anında haberdar olmak için ve bunu kaçırmamak için zaten orada grupta olmalısın yani. 2 Aralık 2023. Kur da ekranda yazıyor. Kur 28-29 iken böyle aldık bir de bunu. Ne olmuş? Oynamış biraz yerinden. Evet. Kamera oynadıysa yerinden Berfin. Ahmet'le geçen bir edit yapar mısın? Evet, lütfen yap. Çünkü o düşerken büyük ihtimal oynadı. Ben... 2 Aralık 2023 tarihindeki kura bakar mısın Ahmetciğim? Ayakkabının bir dolar cinsinden kaç lira olduğunu söyleyelim izleyicilerimize. 28.87. 28.87. 640'ı 28.87'ye böl bakalım. 21,1617. 20 dolara Nike ayakkabı değil mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. 20 dolara Nike'ın anca çok uygun olursa terliğini alırsınız. Anladın mı? Yani yurt dışında bile bulunabilecek tarzda bir fırsat değil. 20 dolara Nike orijinal. Güzel bir model. Çok güzel bir model. Baktım hatası vesaire yok etrafında. Kalite kontrol süreçleri de iyi geçmiş. Peki insanlar merak ediyor. Nasıl oldu bu olay? Nasıl oldu abi?
İki yol var. Ya Türkiye'de doğarsın, Türkiye'de doğarsan senin için durumu... Türkiye'de doğarsan iki olasılık var. Yok, iki seçenek var. Birisi benim tahminim ve muhtemelen gerçek bu. İkincisi de Nike'ın, sorsak bugün söyleyeceği sana resmi beyan. Ama bence Nike özellikle o resmi beyanı o şekilde yapıyor. Çünkü benim söyleyeceğim şeyin ihtimalinin gerçekliğini kabul bile etmek istemiyorlar. Nedir benim düşündüğüm şey? Daha önce de başımıza geldi. Nike'la ne oluyor biliyor musun? Bu ayakkabının yeni bir rengi çıkacak. Son zamanlar çıkmış bir rengi ama en son güncel rengi değil. Yeni bir rengi çıkacak. Tam o yeni renk çıkarken muhtemelen yazılımsal olarak bir hata var Ahmet. Daha önce de gördük. Blazer'lar düştü, Air Force'lar düştü, bir ara her şey düştü böyle. Sanki nasıl oluyor biliyor musun? Kuru böyle 200 sene öncenin kuru alıyorlarmış gibi bir şey oluyor. Sistemsel bir hata herhalde. Yeni model çıkarken onun fiyatına gireceğiz derken bunu düşürmüşler. Sadece bu. İndirim etiketi yok üzerinde. Hani öyle bir indirim olsa Nike indirim de diyecek de öyle bir indirim olsa üzerini çizer. Özel linkle giriyorsun. Aramalarda çıkmıyor. Böyle kayıp bir sayfa gibi düşün Nike'ın web sitesinde. Sadece özel bağlantıyla girebiliyorsun. Diğer ayakkabılar, yani ayakkabının yeni çıkan rengi 3600 lira. Hatta şu an yenileri 4000'e çıkıyor. Diğer tüm renkler o fiyatta bu. 640. Ben diyorum ki yani bir şekilde hata. Abi peki hataysa sürekli mi yapıyorlar? Abi Nike'ın sitesi çok karmış. Dünyanın her yerinden sipariş veriliyor. Onlarca kur var, onlarca dil seçeneği var. Bir yerde bir şeyi yanlış yapıp böyle bir kur hatası oluşturuyorlar. Yani bu ürünün fiyatıyla alakalı bir hata değil. Muhtemelen yeni güncel kurla çıkacak ürünün kurunu güncellerken karşılaştıkları bir hata. Onlar fark edilse biz stoğu silip süpürmüş oluyoruz. Bu sadece Türkiye'de oluyor. Yani böyle bir indirim olsa bir kez sadece Türkiye'de yapmaz Nike global web sitesinde, anladın mı? O yüzden ben bunun hata olduğunu düşünüyorum. Tabii Nike sıkıntı yapmıyor genelde. Bazen çok sipariş verenler iptal ediyor ama Allah'tan bunda iptal yok. İptal olsa bile paranı geri alıyorsun. Sıkıntı yok. Yine hava hoş. Ama Nike'a bugün sorsan, çünkü daha önce farklı bir olay olduğunda sorduk. Ya işte biz sabit müşterilerimize özellikle minik bir sürpriz yapalım dedik. Hayırlı olsun. Hani böyle marka imajından ödün vermemek için. Ama ben Nike'ın ciğerini biliyorum. Nike Türkiye özel öyle bir kampanya yapmaz yani. Globalli bir firma, anladın mı? Ama size sorsanız muhtemelen bunu diyecekler. Ama güzel oldu. Ayakkabıyı şu an geldi elime. Beğendim. Bir sürü insan nasiplendi. Doğacımız oldu. Ve Nike'dan intikamımızı almış olduk. Hatırlıyor musun? Nike'da biz sürekli birbirimizden intikam alıyoruz Ahmetciğim. Bir tane Air Monarch'a dedik. Defolu gelmiş durun ya. Kestik sonra onu bilimsel amaçlar için, izleyebilirsiniz videoyu. Sonra bedava Nike alma diye bir içerik yaptık. Nike o politikayı değiştirdi. Bizden görüp mü değiştirdiler bilmiyorum. Koskoca Nike'ın fikrini etkileyebilecek kadar eğer büyük bir iş yaptıysam okey. Umarım benden dolayı değiştirmemişlerdir. Sonra en son dedik biz bir gol atalım. Pi 6000'lere götürdük. 500-600 tane ayakkabı. Herkesin de ayakkabısı eline ulaştı. Belki gruptan fotoğraf sorduysam ekranda insanların da fotoğrafını görüyorsunuz. Bizzat ayakkabıyı satın alan kişiler de mutlaka yorumları koysunlar. Ben bu olaya şahittim desinler. Ben grupta görünce çıldırdım. Araba kullanıyorum, ses kaydı atıyorum. Arkadaşlar alın alın. Ya en kötü 1500-2000'e satarsın. Giymesen de al, annenden al, babaannesine. Yani farklı TC'lerle alma gibi bir durum var. Bir yaşındaki kardeşin alan oldu. Kardeşinin TC'sikleri. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü bir TC'den gümrük yönetmeliği kapsamında 3 tane falan ayakkabı geçiyor tek seferde. Anladın mı? Ya böyle bayağı karman çorman bir yere getirdik Nike ama insanlar nasiplendi. Siz de takipte kalırsanız, siz de nasiplenirsiniz arkadaşlar. Mutlaka böyle ya senede 3-4 defa çok aşırı abartı güzel şeyler oluyor. Çoğu zaman da güzel fırsatlar oluyor. Normal şartlar altında bu ayakkabıyı fiyatlara alabilmek mümkün değil. Hızlı olmanız lazım. Grupları takip etmeniz lazım. En kötü ihtimalle iade edecektik veya paramız geri yatacaktı. Onlar iptal edeceklerdi. Herhangi bir riski de olmayan bir olay yani. Biraz da ayakkabıya geldim. Ben öncelikle denemek istiyorum. 45 numara aldım. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. P6000'leri daha öncesinde bilmiyordum. İlk defa sizle beraber deniyorum arkadaşlar ama şekli ve bu pembe dokunuşlar benim çok hoşuma gitti. Yani ben gerçekten böyle bir ayakkabı istiyordum. Pembeyi abartmamışlar. Çok yerinde dokunmuşlar Ahmet. Baksana pembelere. Telefonla oynama lan. Pembelere çok yerinde dokunmuşlar. Açıkçası çok hoşuma gitti şekil olarak da. Umarım olur. Ya 45.5 mu alayım? 45 mi? Kararsız kaldım. 45 söyledim. Umarım olur. Bir şey söyleyeyim mi? Tam oldu. Evet arkadaşlar, siz de P6000 alacaksanız kendi numaranıza gidebilirsiniz. Ben 45 aldım. Gayet de güzel oldu. Ayaklarımı çok iyi sardı bu arada. Ve şu öndeki file malzemesi çok esnek. Bana New Balance 530'ları da anımsattı bu arada. Bu file malzeme. Ayakkabı genel duruşu itibariyle de birazcık göz kırpıyor gibi New Balance'lara. Hemen ayakkabının özelliklerine gelelim. Hem gerçekleri, evet gerçekleri olan bölümler de var. Sentetikleri, karmaşık karmaşık, plastik malzeme, parlak malzeme, birçok malzemenin bir araya getirilmesiyle üretilmiş bir ayakkabı. Zaten birçok farklı modelden ilham alıyor dedik. Şu öndeki
Öndeki parçalar gerçekleri ama şu yandaki parçalar sentetikleri, şu öndekiler gerçek. Güzel. Bağcıklarım silindir, hoş duruyor. Yumuşaklığı güzel. Şurada 3 boyutlu swoosh'umuz pembe bir şekilde şaşalı duruyor. Dış tabanımız güzel. Ayakkabı hafif de bu arada. Yani ağır bir ayakkabı da değil. Orta tabanımız gayet yumuşak, gayet güzel his veriyor. Güzel bir rahatlık sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Hoş, genel olarak dış taban limitli yerlerde kullanmışlar. Orta tabanla birleştirmişler. Bu sayede ağırlıktan tasarruf etmişler. Buradan direkt orta tabana dokunabiliyoruz. Burada haricinde plastik malzeme var. Mukavemeti arttırması için muhtemelen. Onun dışında şu ayakkabının yine orta tabanın üstünde kullanılan siyah köpük de oldukça yumuşak. Arka tarafı ise ayakkabının mukavemeti sağlaması için sert. Hemen böyle bir dokunma testi yapalım. Genel olarak güzel, esnekliği vesaire. Çok hoşuma gitti ya ayakkabı. Gerçekten son zamanlarda bu arada en beğenerek aldığım ayakkabılardan birisi, fiyatından dolayı değil. Tip olarak da gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bir gündelik giyim, koşu, casual bir şeye ihtiyacım vardı. Hani böyle ayağıma giyeyim çıkayım hızlıca kafasında, anladın mı? Telegram grubuna gelsinler. Yani sadece ayakkabı satın almak için değil Ahmet. Ayakkabılarını geliyorlar. Türkiye'nin en iyi grubu bu arada. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Haricinde sadece ayakkabı almaya değil, gelsinler kendi farklı aldıkları ayakkabı varsa orijinal mi değil mi diye de yardımcı olalım. Artık bu videoyu izleyen herkesi gruba bekliyorum arkadaşlar. Ayakkabı genel olarak çok hoşuma gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Yani inanılmaz yükseldim. Fiyatının etkisi var mıdır sence bu yükselişte? Evet. Bence yok gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Dikişler de çok muazzam Ahmet. Kalite kontrol süreci bayağı geçmiş. Vietnam, o Vietnam'daki o bizim sürekli övüp durduğumuz abi yapmış bunu. O abi ve tayfası yani. Vietnam'da bir de ufak böyle çirkin bir tayfa var. Ama Vietnam'ı genel olarak seviyoruz. O sevdiğimiz abilere denk gelmiş ayakkabı. Yani böyle esnekliği ve ayağımı sarmasıyla çok hoşuma gitti ya. Hani şu file malzeme belki çok ince, belki parçalanır gibi duruyor ama yandan destek parçalarla onun tabii gücünü, kuvvetini arttırmışlar. Ayağımı sarması bakımından bu file malzemeyi çok sevdim ve transparan bir yapıya sahip gibi ayakkabı aslında. Hafif de. Şu file malzeme içeriği görüyor. Tabii içeride ekstra astlar var. İçerideki astları da ayakkabı boyunca devam etmişler mesela. Bu file malzemeleri bırakmamışlar. Normalde mesela Nike çoğu ayakkabısında şu astlar arka kısım. Ön kısma devam etmiyor. Orada astlar yapmıyor. Diyor ki ayakkabının zaten yüzeyi var diyor. Ama burada iç kısımda o beyaz astlarla devam etmiş mesela. Bunlar güzel, hoş detaylar. Bilek tarafındaki, arka taraftaki pofuduklar güzel. Dik kısmındaki pofudukluk çok güzel. Tam sevdiğimiz tarzda. Ya ayakkabı genel olarak sevdim. Bowerman Series yazıyor üzerinde. Ufak bir Nike swoosh dokunuşu da burada nakışta ayrı bir hava katmış. Ride Liner orta taban teknolojisi varmış aynı zamanda bu ayakkabıda. Güzel. Kokusu çok güzel. Esnekliği bu kadar. Esnek, güzel. Orta taban o kadar geniş olmasına rağmen o kadar esnemesi güzel olay yani. Malzeme ve materyal kalitesini gerçekten beğendim. İşçiliği de beğendim. Bayağı ayakkabı hoşumuza gitti ya. Bu ayakkabının ağırlığı 250 gramdan fazla değildir arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Tasarım çizgisi dedik, koşu ayakkabılarını göz kırpıyor. Zaten koşu ayakkabısı olarak da kullanılabilecek bir ayakkabı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Performans odaklı, böyle atletler, sporcular için değil tabii ki. Ama kendi halinde takılanlar için koşayım, edeyim. Güzel, fitness'a da gelir bu arada. Ayağı çok iyi sardı çünkü. Değil mi? Sen bunu bir sevdiğin gibi sanki ya. Bir de pembe de seviyorsun sen herhalde. Ben ondan değil, ben tarzını seviyorum. Retro wave bir havası var. Evet evet. 80'ler estetiği var, retro turistik. Kardeşim senin fikrine geleceğiz ya, bekle, sabırsız olma ya. Tamam, çok sevdiğin ayakkabı, bekle kardeşim. Geleceğiz zaten, yönetmenimizin fikri diyeceğiz. Tabağını da çıkardım arkadaşlar. Sevdiğimiz gibi tüylenmez bir astar kullanmışlar burada. Ve ayakkabının rengini açmış. Şuradaki delikli yarı transparan malzemeden o turuncu ayakkabının tabanlığını görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman giyilmemiş üzere. Tabanlık çift katmanlı. Gayet yumuşak, hoş bir tabanlık. Tabanlık konusunda böyle yanal desteği bile düşünmüşler. Hoşuma gitti. Genel olarak ayakkabı bize o Vietnam'ın son zamanlarda unuttuğumuz ruhunu geri bahşediyor. Ahmet, ben sana çok ne söyleyeyim. Vietnam'a şu dakikadan sonra ekstra yükseldim. Zaten yüksektik. Biraz ufak anlaşmazlıklarımız, kırgınlıklarımız vardı. O da şu an bitti diyebilirim. Evet, şimdi ise gelelim yönetmenimizin fikrine arkadaşlar. Evet Ahmet, bu ayakkabıyı giyer miydin? Bence net giyersin. Ben bu ayakkabıyı net giyerim, net. Özellikle beyaz renklerle ve yazın çok iyi gider bu ayakkabı. Ulan sana yetişebilsem vallahi alacaktım ya. Ama 43 numara, herkes 43'ü alıyor abi. Kanka evet, çok erken gidiyor maalesef. Ha, kalite kontrolü de bayağı iyi, garip. Peki kaç lira verirdin maksimum bu ayakkabıya? 2000 verirdim. Değil mi? En az verilir gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de son düşüncelerimi toparlayacak olursam arkadaşlar bir puanlama yapacağım. Puanlamam fiyattan bağımsız. Biz puanlamalarda fiyatı dahil etmiyoruz. Fiyatı zaten dahil edersem ne olacağını da söyleyeceğim. Benim için eksisi file malzemeyi çok beğendim ama biraz ince ve ne kadar dayanır, yırtılır mı yırtılmaz mı bilmiyorum. Uzun kullanmadım ama o konuyla alakalı ufak bir endişe verdi bana. Ufak bir endişe kırıntısı. Onun dışında şu ön kısımda orijinal deri kullanırken arkaya doğru sentetik kullandığı kısımlar var. Bu tercih birazcık bilmiyorum, beni aşmıyor.
yapmıyor. Haricinde bir de orta tabanda şöyle delik delik detaylar var. Delik delik değil de top top detaylar var. Bazı ayakkabılarda bu şekilde yapıyorlar. Kirli bırakıyorlar orta tabanı bilerek. Ama ben bunu açıkçası şahsen çok sevmiyorum. O pütürlü yapıyı açıkçası bana biraz ucuz hissettiriyor. Dezavantajları, sayacağım eksi yanları. Bu haricinde her şey güzel. Sıvışın 3 boyutlu olması bile gayet hoş ve yumuşak bir sıvışmış bu arada. Parlak ve yumuşak. O yüzden bu eksileri göz önünde bulundursak benim bu ayakkabıya puanım 8.5. Düşünebiliyor musun? Ve fiyatını göz önünde bulundurursam 10'da 10. Bu kanalda ilk defa bir ayakkabıya 10'da 10 denildi. Ama fiyatını göz önünde bulundurursak o yüzden masadan kalkma gereğinde bulundum. Kalkıp gidebilirsin artık. Görüşürüz arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar.